Semtimizde bir kere eğitim seviyesi çok düşük. Genelde çok çocuklu aileler. Gelir durumu da düşük aileler. En az 7-8 tane çocuk. Dolayısıyla ilgisiz anne babalar. İşte maddi zorluklar. Gençler bir şeylerin boşluğuna düşüyorlar. Çakıldım bir sus yavrum. Madde kullanımı had safhada. Galeni bir şekilde artık bu parklar falan mesela akşam saatleri gençler ellerinde işte sigara, alkol. Yok yani eğer semtin eskisiyseniz bir sıkıntı yok. Ama yabancıysanız falan o bir sıkıntı yaratıyor. İşte ben kendi adımda 25 yıldır burada oturuyorum. Genelde bu bahsettiğimiz çevredeki insanların çocuklarını tanır, onlar da bizi tanır. Kimse kimseye zarar vermez. Ama gençler arasında bir hırlaşma fazladır burada. Hani kim güçlüyse güçsüzü ezer. Biz doğma büyüme Karagümrüklüyüz. O hanım da ben de. Dedelerimiz, babalarımız bak geldi. Hepsi buralıdır. Karagümrüğümüz çok güzeldir. İnsanları güzeldir. Herkes herkese yardımcı olur. Yani ne anlatayım? Karagümrük yanıyor, polis beni arıyor. Karagümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Ben suçsuzum diyorum, kimse beni duymuyor. Bunu bir tek sevdiğim, bir de Allah biliyor. Devamlı pazar vardı. Bu park yaptılar, işimizi de bozdular. Meyveciler, sebzeciler, şu gördüğün alanda pazar yeriydi burası. Her gün açıktı burası. Canlı insanlar birbirine çarpardı. Şimdi de kalabalık ama kuru kalabalık. Alışveriş yok. Dükkanlar hep boş yani. Alım gücü de kalmadı. Böyle asırı Kerem işte böyle sallanıyoruz yani. Kara gümrük şimdi karanlık gümrük oldu. Kara evvelden canlıydı şimdi karanlık gümrük oldu yani. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Ben suçsuzum diyorum, kimse beni duymuyor. Bunu bir tek sevdiğim, bir de Allah biliyor. İstanbul'un en köklü semtlerinden ve kulüplerinden biridir Karagümrük. Ta 1926'da kurulmuş. Tabii ki ben doğma büyüme Karagümrüklüyüm. 1960 doğumluyum ben. 54 yaşındayım. Semtim burası benim. Burada doğdum ve daha 14-15 yaşlarındayken Karagümrük'ün altyapısında futbola başladım. O zaman sene 1974 yılı falan. O zaman bu Vefa statı, şimdi gördüğünüz stat topraktı. Toprak bir zemindi. Ondan sonra Karagümrük'te altyapıda Karagümrük'ün efsane isimlerinden Lağım Osman lakaplı bir hocamız vardı bizim. Rahmetli oldu. Bütün Karagümrük'teki altyapı genç çocuk oyuncular onun elinden geçerlerdi. Yani o futbolcu yetiştirirdi. Biz de onun elinde büyüdük, yetiştik. Ben şahsen 22 yaşında kulübümde profesyonel oldum. Karagümrük o zaman ikinci ligdeydi. Şimdi PTT birinci lig diye bir lig var ya Türkiye'de. Onun dengi olan ikinci ligdeydi. 22 yıl aradan sonra o sene şampiyon olduk.